A Haber muhabirinin orada hangi zorluklarla e, haber vermeye çalıştığını hı hı. herhalde canlı yayındı mutlaka. Hı 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 hı. Dün gece geldi aklıma, yani dün gece e, onların kanallarını seyrederken saat 1-1.30 civarında bağırıyorlardı. Yani e, adeta vücutlarının et kubarıncasına bağırıyorlardı. Diyorlar ki işte yandaş medya e, içeride senin içinde ama bizi almıyorlar gibi böyle yani baştan sonra zaten yaptıkları baştan sonra hakikaten algı. Hı hı. Sadece makyaj yani o makyajın altını kaldırdığın zaman o çirkin çehre. O çirkin yüz kendini gösteriyor. Ki arkadaşlarımız yani. e, içeri falan alınmış. Alın. Değiller yani daha rahat da yayın yapabilmek yani adına polis, çok daha uzak bir noktaya çekilmişlerdi iki ve daha... A, Haber ekranlarında yayın yapmaya da devam, evet, devam ettiler. Gibi. Buna e, o televizyon kanalının ya da kurumların çalışanları da e, şahittir. Tabii, Eğer tabii, bizi tabii. izliyorlarsa zaten tabii, bizim tabii. çalışanlarımızın evet. nerede olduğunu e, görmüş olmaları gerek. Şimdi bunu e, biliyorsunuz o Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığında da Hı -hı. yine aynı benzeri muamele yapışlardı. Bir televizyon kanalı e, röportaj yapmak istiyordu. Onu engellemek için hatta hatta e, takip ettiler. O muhabirleri de sürekli taciz ettiler. Hı hı. Yani ama bir tane şimdi kendi kanallarına bakın. işte 48. gün, 49. Hı hı. gün, 50. gün diye sürekli bir orada logo var, evet. evet. Yani hem medyaya özgürlük istiyorsunuz, sansüre karşı çıkıyorsunuz ama işte ispatı Arkasına bağırıyorsunuz ve o vatandaşı konuşturmuyorsunuz. Onu sansür ediyorsunuz. Onun özgürlüğünü engelliyorsunuz. Haber verme özgürlüğünü engelliyorsunuz. Ondan sonra da kalkıyorsun, bağırıyorsun. Türkiye'de medya susturuluyor. Hı hı. Sadece bağırmakla kalmıyor. Aynı zamanda e, Freedom gibi o özgürlük evi denilen ve Amerika siyahi güdümünde, siyahi parasıyla e, hayatı devam ettiren bir kuruluşa Raporlar sızdırılıyor buradan, hı hı. Washington Post'larda veyahut da Fethullah Gülen veyahut da Ekrem Donanlı yazılar yazıyorlar, Türkiye'yi jurnalliyorlar. Türkiye'de işte basın özgürlüğü yok, İşte demokrasi gidiyor, AB hı hı. elden gidiyor. Ya yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Yani bunlar e, normal, hakikaten e, ya akıllarında bir e, problem var ya da ruhlarında bir problem var.